Günaydın. Günaydın yakışıklı oğlum. Günaydın. Nerede oluyor anne? Ablanlar nerede? Daha gelmediler. İyi bakalım. Günaydın. Günaydın, günaydın Zeynep'ciğim. Gel. Sorun mu var? Yok yok kızım. Otur sen. Melis de gelsin, konuşacağız. Ne oluyor ya sabah sabah? Niye iki gündür erken kalkıyoruz ki? Bir saniye, bir saniye. Bana kardeş mi geliyor yoksa? Yok yok, öyle bir şey değil. Gel otur bakayım sen de. Tabii siz boşanıyorsunuz. Ben de ne diyorsam. İşte biz de sırf bu yüzden sizi sabahın bu saatinde buraya çağırdık. Size bir haberimiz var. Biz davayı geri çektik. Ne? Anne. Tamam, kutlayalım bunu, kutlayalım, olur mu? Bir tanem. Güzel kızım. Şu Kuzey abinizin evlenme işi bitsin. Hep beraber ailece bir Uludağ'a gidelim ha? Tamam, tamam, harika olur bence. Aman gel Zeynep'ciğim, sen kayabiliyor musun? Kayamam ama çok iyi düşerim. Güzel kızım benim. Günaydın canım, sana da yaptım. Ellerine sağlık. Akşam konuşamadık. Geldi mi Zeynep? Yok, gelmedi. Yani ben gitmedim. Yok artık abi. Hani gideceğini söylemiştin. İşler çok karışık Melodi. Annemin alışveriş listesinden daha karışık olamaz. Yok, o kadar karışık değil. Bu işin içinde kesin Melis var. O ne demek? Şu demek abicim. Eğer bir olayın içerisinde Melis varsa o olay karışır. Bak sen. Sen baya büyüdün ha. Küçük sincap. Bildim yani. Hemen anlat. Ya dün ben buluşma yerine gittim. Hı hı. Ama oraya Zeynep değil. Melis geldi. Yani Zeynep'i ekarte mi etmiş? Hangi sıfatla? Sevgili sıfatıyla. İç canım şunu. Bana bak Ege. Sen yine bu kıza özel gizli ne söyledin? Şimdi neler oluyor anlatın bana. Bir şey oldu yok anne. Bir şey olduğu yok. Yok yok. Kesin var. Ben çocuklarımı bilmez miyim ayol? Neyse, yakında çıkar kokusu. Evet, benim alışveriş listem burada. O listeden ne anlıyorsun anne, Allah aşkına? Ege'cim, ben sana soruyor muyum acaba? Hı? Neyi? Şu Zeynep'ten ne anlıyorsun diye. Hadi ben kaçtım. Bana bak. Geldiğimde konuşuyoruz. Bye. Çıktı. Hemen her şeyi anlatıyorsun abi. Yıldız. Ha. Baksana ya, ben bunları fırına koyayım mı? Baksana kabarmış. Kız çok güzel olmuş bunlar. Koy koy. Gecikiriz sonra. Ya hem oraya koş hem buraya koş. Kaç tane elim var benim? Elif! Elif kız sen gitsin hadi. Aa! Ya ben kasabı arayacaktım, eti hazırlatacaktım. Neyse şunu ocağa koyayım da ondan sonra arayayım. Elif! Elif!
Kapat kız makineyi. Kapat. Bitsene sen. Neyi diksene? Perde mi söküldü? Kız hayır. Kapat makineyi. Git diyorum. Hadi. Ya tamam teyze süpürge bitsin. Dikerim. Allah Allah ya. Hala dikerim diyor ya. Elifciğim. Diksene demiyorum. Gitsene diyorum. Git hazırlan. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ya biri diksene diyor. Biri gitsene diyor. Şunu da kapatmıyorsunuz. Mantıklı. Tamam dişim kız. Söz günün bugün senin. Ne süpürgesi falan. Git hazırlan hadi. Ay evet. Ama şunu bırakayım. Pasta yapayım öyle hazırlanacağım söz. Hala paspas diyor. Kız tamam dişime bak ya. Küçücüktü böyle koltuktan koltuğa zıplardı. Büyüdü de gelin oluyor. Oluyor vallahi Yıldız. Bir şey söyleyeceğim. Gelin oldu da ne takacağız bu kıza? Hiç düşünmedik bunu biz. Bak bakalım beğenecek misin? Ay çok güzel. Yoksa bunu mu takacaksın? Evet. Ay Feraye, sözde bunu takarsan düğünde ne takacaksın acaba? Hem biz kardeşliğimle hepimizin adına çok güzel bir şey aldık. Olsun ablacığım, bu da benim hediyem olsun. Evet. Balayını ayarladık. Bu işte tamam. Aa, daha neler? Onu ben ödeyecektim. Olmaz vallahi ya. Aa. Abla, Feraye için de benim için de Kuzey çok değerli. Yani biz de senin gibi bugünü bekledik. Yani bırak da artık biz de içimizden geldiği gibi davran. Olmaz mı? Kuzey'in mutluluğu için bunlar az bile. Evet. Ya Kuzey zaten çocukluğundan beri o kadar çok mücadele verdi ki abla. Elif de ortada. Ona kavuşmak için ne zorluklar çekti çocuk. Bari bundan sonrası çok güzel olsun abla. Yani en son Handan'ın intihar etmesiyle uğraştık biliyorsunuz işte. Ay duydum onu abla ya. Ay yani işte bütün bunları düşündükçe bilmiyorum. Abla lütfen bunları düşünme. Kuzey çok mutlu olacak. İnşallah. Hadi. Mesut seni bekliyor abla. Bıraksın seni Kuzey'e. O şimdi heyecandan sağını solunu şaşırır. Biz de hazırlanıp geliriz biraz sonra. Tamam. Hadi bakalım. Anne, fırının altını kapatayım mı? Kapat kızım, kapat. Tamam. Vay be. Melisa bak sen. Ne etti, ne yaptı? Sevgilisi yaptı seni. Yaptı vallahi. Enteresan biri. Yani enerjisi, olaylara bakışı bambaşka. Beni her zaman şaşırtmayı başarıyor. Hiç aşktan bahsetmiyorsun ama. Kalbin Zeynep'te kaldı sanırım. Onunla Arda arasında bir şey var sandım. Yani olayları iyice saçma sapan bir hale getirdim. Şimdi de bunun bedelini ödüyorum. Zeynep biliyor mu senle Melisa? Peki ne zaman söyleyeceksin? Yani dün gelseydi konuşacaktım. Belki de iyi oldu gelmediği. Söyleseydim her şey daha karmakarışık bir hale gelebilirdi. Hem Zeynep'e söyledin mi? O çiçek ve ayıcığı aylar öncesinden aldığını. Maalesef. Dün hiç konuşamadık. Abi o zaman Zeynep senin yeniden onunla barışmak istediğini düşünüyor olabilir. Evet, olabilir. Baktım ben. Selam. Selam. Biz de senden bahsediyorduk. Yine üstüne geldin. Yine mi? Evet, dün de çiçek falan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin de mi haberin vardı?
Ve senin dışında herkesin haberi vardı. Ama sanırım sen buluşma yerine gitmemişsin. Yoo, ben gittim. Ama Ege yoktu. Bana müsaade. Sizin konuşacaklarınız vardır. Yukarıdayım ben. Geldin demek. Zeynep nerede? Çıktı sanırım. Nereye gitti? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Annesinden haber var mı? Yok, aramadı. Ne oluyorum ayol? Sorguya mı çekiliyorum? Aa, neler de biliyor. Bak, anası ararsa bana söyle, benden 1000 TL çalışır sana. 100 bin de versen söylemem ben sana. Aa, kız sen 100 bini hayatında bir arada gördün mü? Mesaj geldi. Reyhan, kim gördün nerede bunu? Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ay, nihayet bitti temizlik vallahi. Annem nerede? Komşulara gitti. Söz falan var ya, ona haber vermeye. Ay, hak etti gelip bir yorgunluk kahvesine. Ay, iyi yapmışsın vallahi teyze. Hoş eline sağlık. Afiyet olsun. Elif, telefonumu da kaybettim kız. Ne güzel, sizin söz fotoğraflarınızı çekecektim. Tamam teyze, benim telefonumdan çekersin. Hem bence sen o telefonu unut. Şu Handan'ın yürüdüğü video vardı ya. Hı. İnternete düşmüş. Gerçekten mi? Evet. Yani internette her yer Handan'a nefret mesajlarıyla dolu. Takipçi sayısı da düşmüş. Herhalde telefonunu bulan kişi yaydı interneti görüntüleri. Yazık. Oo. Oh olsun. Canıma değsin. Ya teyze öyle de deme ya. Allah Allah. Sonuçta insan yani. Hem bizim yaptığımızı düşünmezler inşallah. Düşünsün Elif. Düşünsün. Ya sen ne kadar saf bir kızsın be. Ya bu kadın sana bir sürü kötülük yaptı, fenalık yaptı. Sen hala amandır başına bir şey gelmesin, aman üzülmesin diyorsun. Neyse tamam hadi. Kalk git duşa gir, hazırlan. Sözleniyorsun kız sen bugün. Kuzeyli. Ya teyze. Hadi kalk. Ben de kahvemi içeyim. Uf! Silahın bir şifreyi değiştirmiş. Adam! Adam! Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Dün gittin mi Elif'e? O mu yüklemiş internete görüntüleri? Elif'le Kuzey'in yarınki söz törenini şimdiden tebrik ederiz. Görüşmek üzere. Yok, gitmedim. Allah'larından bulsunlar. Anne, Kuzey'in evine gidip eşyalarımı alır mısın? Hiçbir şeyim kalsın istemiyorum ondan.
Ne zamana kadar tutacaksın beni burada? Bulamadın değil mi Durdu ya hala? Hürmet'i bıçaklattığımı söylemedi değil mi sana? Merak etme. Sen rahat ol. Buldum. İfadesini verecek. Akşama da seni emniyete teslim edeceğim. Ne oldu? İştahın kesildi bir anda. Ha? Yesene, çok lezzetli ya. Al bir kaşık daha. Hı? Tam dediğin saatte orada olmaya çalıştım ama olmadı işte. Sen geldin mi peki? Evet, geldim. Ben de gelmediğini sanmıştım. Melis geldi diye düşündüm. Melis mi? Numara da kayıtlı değil. Bu nasıl numara ya? Saçma sapan. Kim ki bu? Ne oluyor? Aramıyor da. Biri bizi biliyor ama kim biliyor geri bizi? Kim ya? Abi! Bu ne be? Bu ne ya? Kim koymuş bunu? Melis'in geldiğini nereden çıkardın? Gördün mü onu? Yok ama Melis'le tartışırken çekiştirdiği için parçalanan ayıyı gördüm orada. Siz yine Melis'le kavga mı ettiniz? Evet. Nedense seninle buluşacağımı anlayınca beni engellemek istedi. Tartışırken de ayıcık parçalandı. Yetmedi, bir de beni odaya kilitledi. Ne? Sen bu yüzden mi geciktin? Evet. Ama yine de o yaptığın hediye, çiçek... Hepsi çok güzeldi. Jason için çok teşekkür ederim. Zeynep bak. Melis arıyor. Açmayacak mısın? Boş ver şimdi. Aç şunu Ege ya. Başımız belada diyorum. Aç şunu. Yok, açmıyor ya. Açmıyor ya. Dün için kusura bakma. Sana nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama... Ben başlayayım istersen. Handan! Düğün takılarını kasaya kaldırıyorum. Handan! Bana mı seslendin? Takıları ne kasaya koydum da. Anne ne takısı ya? Kuzey'in evine git, eşyalarımı al dedim sana. Bana bak. Sen beni niye yollamaya çalışıyorsun? Eşyalarımı istiyorum çünkü. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya anne ya anne! Ben kızımı bilmez miyim? Bu bakışı, bu ifadeyi... başını belaya sokmana izin vermem. Kahve içelim de gerginliğimiz gitsin. Üzgünüm anne. Seni dinleyemeyeceğim.
Bak bakayım bana. Heyecanlı mısın? Ay hem de nasıl. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Ne yiyeceksin akşam? Ay dur göstereyim. Nasıl? Elif çok güzelmiş ya bu mor elbise. Sana çok yakışacak. Seni bu mor elbisenin içinde görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Elif, fırını kapattın değil mi? Hani ben fırını unuttum, poğaçalar yanacak. Ben seni sonra ararım, olur mu? İyi hadi git bak bakalım poğaçalarına. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Geldim. Anneciğim. Oğlum, hangilerini takarsın bunlardan? Tabii ki mor olanları. Elif mor mu giyecek? Evet. Mendilini de ben takayım. Ya sen neler de biliyorsun öyle. Pamuk spor. Senin o mendil takan ellerinden öperim ben. Canımın içi. Bir tane. Ay. Ay nasıl da yakışıklı benim oğlum maşallah. Ha anne şey çikolatalı çiçek. Ay Feraye ben alacağım diye tutturdu. Buradan da giderken beraber gideriz. İyi tamam. Nasıl sence? Ay çok güzel. Elif'e hediyem. Ay alyanslar. Alyansları ben çoktan aldım canım onlar hazır. İyi o zaman. Hadi nereden başlayalım? Şu kravatımı bağlayayım ben. Ege, bak günlerdir saçma sapan bir şeyin içinde sıkıştık kaldık. Sen yanlış anladın. Ben gurur yaptım, bursu kabul etmedim. Arda'yla aynı evde kaldığımı da söyleyemedim derken... ...böyle yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar büyüdükçe büyüdü. Haklısın. Bir sürü saçmalık yaşadık. Ama... ...bütün bunların sonunda... Dün bana gönderdiğin o çiçek, o şirin hediye, o not kalbimdeki bütün buzları eritti. Keşke gelebilseydim. Keşke Melis engel olmasaydı. Keşke. Ege, Melis neden senin aramıza duvar örmeye çalışıyor? Melis'le yakın arkadaş olduğumuzu biliyorum. Ama sadece seni korumaya çalışıyor olamaz değil mi? Sanki arkadaşlıktan da öte bir şeyler hissediyor gibi geliyor bana. Ben bir kapıya bakayım. Ya Ege başımız belada belada diyorum. Niye açmıyorsun arıyorum seni? Zeynep. Melis. Telefonları niye açmadığın belli oldu şimdi. Bir sakin olur musun Melis? Ne oluyor? Baş başa konuşsak daha iyi olur. Odana geçelim mi? Tamam, konuşalım. Ben hemen geliyorum Zeynep. Zeynep? Ben de seninle konuşacaktım. Burada olman çok iyi oldu. Ha, evde bıraktıklarımla ilgiliyse... Yok. Kalbimde bıraktıklarımla ilgili. Anlamadım. Bahçede konuşalım mı? Daha rahat ederiz. Olur. Aman adanalım, canım adanalım. Ben sana yandım, güzel delikanlım. Aman atanalım, canım atanalım. Ben sana yandım, güzel delikanlım. Müzik
Aman adanalım, canım adanalım. Ben sana kandım, güzel delikanlım. Ay sus kız. Aa, sesin sokağa almış ayol. Kız alacak tabii sesim sokağa. Düğünümüz var ayol. Bayram yeri bizim ev. Ne yaptın sen? Hallettin mi takı işini? Hallettim, hallettim. Kuaföre de gittim. Çok güzel. Bak. Bir bak bakayım. Nasıl? Çok güzel. Ya. Biraz ince oldu ama ne yapayım? Para buna yetti. Olsun kız. Elif sever böyle. Ay. Yıldız. Bunu böyle hallettik de düğünde ne yapacağız onu bilmiyorum. Ay evet ya. Düğün var değil mi? Onda da tık takmamız gerekecek. Olsun kız. İçini ferah tut sen. Hallederiz onu da. Ay Yıldız nasıl halledeceğiz? O kadar aceleye geldi ki biraz zamanımız olsa para biriktirirdik. Ya hallederiz işte. Düşünme sen. Çok güzel düşünürsün. Anne. Efendim kızım. Ay. Nasıl olmuş elbise? Çok güzel olmuşsun. Ay, ay inşallah gelinlikte halinde görürüz. İnşallah yarabbim. Şey gelinlik demişken düğünde takı töreni falan olmayacak haberiniz olsun. Komşulara falan da söyleyin yani kuzeyin tarafındakiler de takmayacak. Ay kızım olur mu öyle şey ya? Ya anneciğim olur tabii hem biz sevmiyoruz ki öyle takı falan. Ya olmayacak. Teyze şu. Hı. Saçlarımı açalım mı artık? Açalım kız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayıcım. Canım. Dayıcım. Vay 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 yakışıklıya bak. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Sen de. Bu arada haberlerinizi aldım. Çok sevindim. Aldığım en güzel düğün hediyesi bu. Ya boşanmak size zaten hiç yakışmıyordu. Ya sen bizim canımızsın canımız. İnşallah sen de sevdiğinde bizim gibi mutlu olursun. İnşallah dayıcığım. İnşallah. Ha bu arada şey dayı yüzükleri sen mi takarsın? Ya da şey yapalım. Sen Elif'inkini tak, yengem benimkini taksın. Öyle daha iyi olur. Öyle yapalım. Tabii seve seve. Oğlum, Mürvet Hanım da var ama. Mürvet Hanım. Tamam işte o da kurdeleyi keser anne. Kurdeleyi keser. Kahveleri içtikten sonra hemen lafa pastayı kestikten sonra ya pasta mı kahve mi işte hangisiyse ondan sonra hemen lafa gir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızı isteyelim. Yüzükleri de takalım. Tamam. Tamam mı? Aa! Pasta. Pasta almayı unuttuk. Ya biz onu konuştuk. Elif yapacak pastayı. Ay. Ne oldu ya? Ne gülüyorsunuz? Bir şey mi varsa şimdi? Ha? Sakin ol diyene bak. Ya ne yapalım seni hiç böyle görmedim. Elif sayesinde oldum bütün günler. Allah'ım çok mutlu etsin sizi inşallah. İnşallah. Zey. Melis'le Yiğit de gelmek istediler ama şimdi evin durumunu bilmediğimiz için onları getirmedik. Ama sana video gönderdiler. Bak. Bak şimdi. Kuzey abi seni çok seviyoruz. Çok mutlu olun. Düğünde yanınızda olacağız. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. İyi ki varsın Kuzey. Ya asıl siz iyi ki varsınız. Asıl siz iyi ki benim ailemsiniz. Güzel ailem benim. Söylediğin yalanlarla kendini yeterince küçülttün anlan. Böyle yaparak kendini daha fazla küçültme. Yıllardır birlikteydik ama ben seni hiç sevmedim. Ben sana hiçbir şey için söz vermedim. Kız Elif'le Kuzey yarın sözleniyor ya. Allah'ım sana çok şükür. Handan. Nereye kızım? Geç. Hava alacağım. İyi. Ben de geleyim o zaman. Yok. Gerek yok. Yalnız kalmak istiyorum. Yürüyüş yapacağım. Olmaz. Seni bu halde yalnız bırakmam.
Gitmiyorum. Gelme, gitmiyorum. Oldu mu? Tamam mı? Kim göndermiş ki bunu? Bilmiyorum. Yani tahminlerim var tabii ama... Bak biri bizi takip etti kesin. Versene şu numarayı bir bakayım. Ya yok yok. Saçma sapan bir numara zaten. Arıyorum, düşmüyor. Kim yapar ki bunu? Oraya gideceğimi bilen. Zeynep. Zeynep biliyordu. Bak. Bak. Bak yorganı bir kaldırdım. Bu çıktı yatağımın içinden benim. Baba filmindeki gibi at kafası. Yani bak tüylerim diken diken oldu. Bu benim Zeynep'e aldığım hediye. Sen bunu atmıştın yani. Zeynep yaptı belli ki. Dün kavga ettik ya, onun hıncını alıyor benden. Ya iyi de az önce bana dün parka gittiğini söyledi. Hah, ah buyur işte. Zeynep yaptı diyorum sana. At başı da burada. Bak kesin seninle aramda bir şeyler olduğunu biliyor. O yüzden yapıyor, itiraf etmemiz için. İyi de gelir direkt sorar. Neden böyle bir şey yapsın ki? Ya ne bileyim ben. Tek bildiğim bu fotoğrafı annemle babam görürse ben biterim. Anladın mı? Delireceğim ya. Ya abartma Melis. Beni sevdiğini onlar da biliyor değil mi? Ege, seni sevmem başka. Seni öpmem başka. Seninle birlikte olmam çok başka. Anlatamam. Anlatma zaten. Hı. Demek eve geri döndün. Öyle oldu. Zaten ev sahibi de mırın kırın yapıyor işte. Yok kiraya zam, yok Almanya'daki yeğenim gelecek falan. Ama bilmiyor tabii ki oraların kentsel dönüşüme girdiğini. Ama var ya bak, öyle büyük ah ettim ki. Bu yüksek paralara verecek kiracı var ya. O böyle inşallah geciktirir de parasını. Hevesi kursağında kalır aç görsün. Zeynep. Bak bu gülümsemeni hep görmek istiyorum ben. Dün sevgililer gününde konuşacaktım seninle ama... Ege'nin bu çiçek meselesi yüzünden geri adım attım. Sen de mi biliyordun? Evet. O çiçek bayıcı aylar öncesinden biz seçmiştik. Aylar öncesinden mi? Aynen. Yani Ege sana ileri tarihli bir sürpriz hazırlamıştı. Ama ben o zamanlar aşık olduğum kızın sen olduğunu bilmiyordum. Ya Ege'nin sana aşık olduğunu da bilmiyordum. Çünkü söylememişti Ege, henüz tanıştırmamıştı. Demek aylar öncesinden sipariş etmişti o çiçekleri. Sanırım sen bunu şu an öğreniyorsun. Zeynep, bak ben seni çok seviyorum. Böyle üzgün olmana dayanamıyorum. Ben de seni çok seviyorum Arda. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ben seni bir arkadaş gibi sevmiyorum Zeynep. Daha önce konuşacaktım seninle. Ama Ege ile aranda olanları bildiğim için... Zeynep bak ben sana çok aşığım. Olmadığın zamanlarda seni çok özlüyorum. Arda lütfen. Bırak içimden geçenleri söyleyeyim. Söylemezsem çünkü sana dürüst davranmamış olacağım. Bunlar benim hislerim. Senin hayatımda olmanı istiyorum. Bak eğer sevgilim olursan... Ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Ve sana söz veriyorum. Seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Arda ama ben... Hemen yanıt verme. Biraz düşün. Ama öyle hemen reddetme de beni. Bak bana. Bize bir şans ver istiyorum. Ya sadece bunu istiyorum senden.
kesin Zeynep yaptı bunu. Kesin. Ona yaptıklarım yüzünden benden intikam alıyor. Saçmalama Melis. Zeynep öyle bir şey yapmaz. Ha, öyle mi? Ama seninle buluşmak için yalanlar atmayı göze aldı biliyor musun? Ne? Evet. Evden çıkması gerekiyordu ama ders çalışmalıydık. Ders mi? İkiniz mi? Evet. Babamın işleri işte. Gardiyan gibi annemi dikti başımıza. Ben de yalan söyle de evden çıkıp gidelim dedim Zeynep'e. O hanım hanımcık kız gitti. Panter geldi mübarek. Vallahi iki dakikada yalan uydurdu. Zeynep. Aynen. Senin için anneme yalan söyledi. Her şeyi göze alıyor. Ama dur. Dur ben yapacağımı biliyorum. Melis dur ne yapacaksın? Dün bana yaptıkların hoşuna gitti mi? Ne yapmışım? Ne yapmışsın? Fotoğrafı diyorum bana yolladıklarını. Ne fotoğrafı ya? Bunun dünyadan haberi yok ya. Dedim sana. Ne oluyor bana da söyler misiniz? Ay sen bir eksik kal. Bak ben bunun kimin yaptığını öğrenmeye gidiyorum şimdi. Sen de bunun arana birazcık mesafe koy. Çıldırtma beni. Of Melis. Ne oluyor Ege? Bilmiyorum. Bana gönderdiğin çiçekle hediyeyi mi konuşuyordunuz? Bana verdiği zararı anlaması için odasına koymuştum. Onu mu söyledi sana? Evet. Keşke sen de bana aylar öncesinden aldığını söyleseydin. Kim söyledi sana bunu? Bunun bir önemi yok. Ben onları bana dün gönderdi zannettim. Barışmak istiyorsun falan sandım. Böyle ellerini falan tuttum. Zeynep. Ya Ege bir şey söyleme lütfen. Zaten kendimi salak gibi hissediyorum. Böyle bir şey bilseydim asla yapmazdım. Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep. Zeynep dur bir iki dakika konuşalım. Ya neyi konuşacağız Ege? Neyi konuşacağız ha? Daha söyleyeceğim bir şey kaldı mı bana? Ya ben o kadar salağım ki. Ben o kadar utanıyorum ki. Sakın gelme peşimden. Ne oluyor? Her şey yolunda sen mı? Sen mi söyledin? Zeynep'e çiçek meselesini sen mi anlattın? Evet ben anlattım. Yani sordu söyledim ne var bunda yani? Ya, sır mıydı? Allah kahretsin ya. Ne oluyor oğlum ne bu efken ya? Ha? Zeynep niye kaçarcasına gitti? Benimle ilgili bir şey mi söyledi yoksa? Niye seninle ilgili bir şey söylesin ki? Ne bileyim. Bir şey söylemedi mi Zeynep sana benimle ilgili? Arda geveleyip durma. Yine ne karıştırıyorsun sen? Niye seninle ilgili bir şey söylesin Zeynep? Zeynep'e duygularımı açtım. Ona aşık olduğumu söyledim tamam. Yani bize bir şans vermesini istedim. Belki bununla ilgili bir şey söylemiştir diye düşündüm. Ne? Siz artık sevgili değilsiniz Ege. Aramızda bir rekabet kalmadı diye düşündüm. Bakayım. Şimdi Bülent abiyle Feraye ablayı buraya oturturuz. Annem de sen şurada olursun. Yok yok dur. Kuzey'le annesi böyle oturur. O daha iyi olur. Hayır ya olmaz öyle. Niye? Hayır. Biz buraya oturalım, onlar o tarafa otursun. Burası çöküyor. Rahat edemezler. Ay evde çok dar. İnşallah daralmazlar. Ay Yıldız ya. Benim de ellerim çok kötü. Bana da törpü yapar mısın? Tamam. Ama önce yukarıdan şu koltuk örtüsünü getir de serelim şunların üstüne. Baksana hep epirmiş, rengi gitmiş yani. Çok kötü. Tezi yok getirme. Niye kız? Anneciğim. Onlar öyle insanlar değil ki. Kendini germe lütfen. Hem bak burası bizim evimiz. Bizim hayatımız geçti burada. Her köşesinde senin emeğin var annem. Bunda utanacak bir şey yok ki. Bak ben halimden memnunum.
annemden, teyzemden, evimden, hayatımdan çok memnunum. Bir daha bu güzel ellere sakın, sakın kötü deme, tamam mı? Bu eller büyüttü bizi. Bu eller öğretti bize her şeyi. Didindi, çabaladı. Annem, bu eller yuva yaptı bu eve. Bak benim bu koltukta geçti çocukluğum. Eğer eskimişse, eprimişse hepsi geçirdiğimiz güzel günler yüzünden. Hepsi de senin sayende. Sen bir kere bile çektiğin acıları yansıtmadın bana annem. Onca zorluğa, onca yokluğa rağmen iyi olmayı, vicdanlı olmayı, her şeye rağmen mutlu olmayı öğrettin. En önemlisi de dik durmayı. Varsın evimiz küçük olsun, kanepemiz, koltuğumuz eski olsun. Bizim yüreğimiz yeter be. Aman kız tamam. Ağlama yine. Motivimiz bozuldu. Bak. Bozuldu bile zaten. Hadi geçin oturun. Hocaya getireyim ben. Hadi getir. Ay ya. Ay ablacığım ya, ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Gerçekten bakar mısın ellerim nasıl titriyor? Ay sanki ben senden nazım sanki. Ay Bülent, Bülent ya kravatın falan düzgün, aman. Düzgün düzgün. Yahu ayrıca yani ben damat olmuyorum Feraye, Kuzey damat oluyor. Ya sen dinlesene yengemin sözünü. Ya işte o yüzden çok heyecanlıyım ya, düşünebiliyor musunuz? Kuzey evleniyor, hatta aşık oldu. Ama gerçekten yani Yiğit evlense ben ancak bu kadar heyecanlanırdım, bu kadar titrerdim. Yok bence o kadar heyecanlanmazdın çünkü Yiğit sürekli aşık oluyor. Tamam hadi hadi hadi. Tamam. Hadi. Orası öyle. Ay, hadi bırakın artık anne, ya. Anne, anne kravatım güzel. Ay çok güzel oğlum, senin her halin güzel zaten. Hadi gel. Çalıyorum bak kapıyı. Kaç olmuş takipçi sayısı? Takibi bırakan var mı? Kapattım hesabı. İnsanların canımı sıkmasını seyredecek değilim. Ay niye kapattın kızım? Ne yapsaydım anne? Sayfam küfürden geçilmiyor. Herkes yalancı diyor bana. Bir tek Kuzey'den değil, kariyerinden de oldun. Andan, bak ne diyeceğim. Acaba bir süreliğine sen de babanın yanına Almanya'ya mı gitsen? En azından hani şu olanlar unutulup öyle geri dönersin. Unutulacak gibi mi anne? Dert ettiğin şeye bak. Bizim millet her şeyi çabuk unutur. Bu ülkede en zor şey rezil olmak. Haklısın. Doğru aslında. Ha? Bak şöyle. Ben lavaboya gideyim. Sonra güzel bir kahve içelim anne kız karşılıklı. Kusura bakma anne. Buradan gideceksem Elif'i bitirip öyle gideceğim. Söyle vereyim. Ay teşekkürler. Buyurun lütfen, buyurun. Buyurun. Dur, evet. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay vallahi söylemeden duramayacağım. Evin içi o kadar güzel kokmuş ki iştahım ikiye katladı. Vallahi ben de söylemeden duramayacağım. Bahçenize bayıldım. Eviniz de çok şirin. Çok sağ ol, teşekkürler. Bahçeyle Elif ilgileniyor. Öyle mi? Elif o bahçedeki çiçekler ne öyle? Gerçekten bayıldım. Ay bizim bahçede de var ama hiç böyle değil, değil mi Bülent? Artık baharda gelirsin, sevgili gelinimiz olarak ilgilenirsin ha? Seve seve. Abi bu arada dikkat edin.
O koltuk biraz çöküktür. Küçükken evet. Üstünde çok zıpladım da. Olsun olsun, önemli değil. Bizim evde de yatan bir ayağı öyle oynuyor, sallanıyor. Ama işte bizim Yiğit'le Melis malum ya. Üzerinde az zıpladılar. Olur öyle, çok rahat, sağ ol. Ay niye zahmet etmişsiniz böyle? Olur mu, size az bile. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu evde gerçekten bir şey var. Yani insan girer girmez kendini çok huzurlu hissediyor, öyle değil mi? Çok. Mürüvvet Hanım, sanırım ben bundan sonra size sık sık kahveye geleceğim. Ay her zaman bekleriz. Evet yenge, vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de ilk geldiğimde öyle hissetmiştim. Gülmeyecek. Handan! Handan! Nereye gidiyor bu? Silah! Eyvah! Handan! Ya sen bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl gidip Zeynep'e aşkını ilan edersin? Yani uzun zamandır açılmayı düşünüyordum zaten. Ya biliyorsun bu konularda pek sorun yaşamam ama... Zeynep bir başka işte. Yani? Yanisi... Sizin aranızda bir şey olmadığını görünce... Niye duruyorum? Böyle diyorum ama yok değil mi aranızda bir şey? Uzatma Arda. Ne dedi Zeynep? Allah'ım ne yapacağım ben? Neden böyle oldu ki? Ya bırak şu yemeği de söyle. Ne dedi Zeynep? Bir şey demedi. Yani ben hemen cevap versin istemedim. Ya biliyorsun böyle konular öyle aceleye gelmez. Sen yine çok heveslenme. Bu teklifi Zeynep'in kabul edeceğini sanmıyorum. Allah Allah. Niye öyle düşünüyorsun? Hı? Bir şey mi dedi sana yoksa içeride? Demedi. Benimkisi bir his sadece. His. İstediğin nedir ki Ege? Hı? Zamanla değişir. İnsanın bakış açısına göre de değişir. Senin baktığın yerden öyle görünüyor olabilir ama kızın içinde belki başkadır. Hı? Bilemezsin. Hem sen de Zeynep'in durumu da öyle değil mi? Bak sen dün gittin mesela ama o gelmedi. Ne? Sen nereden öğrendin bunu? Oğlum bir sakin olsana ya. Sendin değil mi? O fotoğrafı sen gönderdin Melis'e. Hangi fotoğraf ya? Benim haberim falan yok. Sen anladın hangi fotoğraf olduğunu. Bu ne oğlum? Eve döner dönmez arkamızdan oyun mu çevirmeye başladın? He? Arkamızdan iş mi çevirmeye başladın?
Bülent yeter ama. Dokunacak bana. Aa, karışma Feraye. Bırak da rahat rahat yiyeyim ya. Hepsi harika olmuş vallahi, ellerinize sağlık. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Dayı mantı efsane değil mi? Efsane, efsane. Elif yaptı onu da. Biz yeni evlendiğimizde bir tek makarna yapabiliyordum. Bülent de öve öve bitiremezdi onu. Ama ablam çok kızardı. Aman Bülent, alt tarafı bir makarna be. Öve öve bitiremiyorsun derdi. Evet. Bilmiyordum bunu. Abla. Doğru mu? Kızım, inanıyor musun ona? Aramızı bozmak için yapıyor. Anne. Evet. Doyduk. Çok şükür. Artık asıl meseleye gelelim. Elifçim, hadi kalk bakalım. Hepimize birer kahve yap. Biz de şu asıl mevzumuz olan hayırlı işe bir gelelim. Tabii. Buraya kadar Elif. Kuzey benim olmayacaksa senin bitti artık. Kuzey düğünü illa bizim evin bahçesinde yapalım diyor ama ben kız tarafına sormadan olmazdı. Elif de öyle ister zaten. Aile arasında olması kafi. Yani şimdilik diyelim. Çünkü Kayseri'de yazın 7 gün 7 gece şenlikli düğün yapacağız böyle. Yaza şenlik var desenize. Evet. Ben kahveler için bir nane toplayıp geliyorum. Tamam. Ben de sana yardım edeyim. Elif, bekle, üşüyeceksin. Seninkini bulamadım. Al. Al şu benimki kalsın üstünde. Ay, teşekkür ederim. Nasıl güzel anlaştı bizimkiler. Ay. Ben sana ne dedim? Annem çok sevdi sizinkileri. Ya yengeme ne demeli? Ben diyor sürekli gider gelirim diyor kahveye. Bayıldı annenlere. Biz de gelsinler. Ne dedim ben sana? Ne söz vermiştim? Her şey düzelecek. Annenin kollarında gelin olarak alacağım seni demiştim. Artık bütün zorluklar geride kaldı Elif. Çok yakında karım olacaksın. Biz seninle bir ömür boyu çok mutlu olacağız. Thank you.